Dört Ay Konstrüksiyonu işte hayat programını sunar. İyi akşamlar efendim. İşte hayat yolculuğumuz bu gece de başlıyor. Kimle başlıyor? Evet, kendisini aslında yakinen tanıyoruz. Yetenekli, başarılı, cesur, aslında ilklerin de ismi diyebiliriz kendisi için. Sevilen bir iş insanı. Ülkemizin ilk özel radyosu ve televizyonunun kurucusu Ertan Birinci aramızda. Evet, hoş geldiniz efendim. Çok sevdiğim bir abim, aynı zamanda da daha önce Genç TV'de ta üniversite yıllarından yollarımız kesişmişti. Tekrardan programa hoş geldin. Bu gece aslında hem bir yandan yakinen herkesin bildiği, içimizden bilinen bir insanın hikayesini dinleyeceğiz. Bir başarı. Ailecek aslında yıllardır köklü bir ailenin ismi ve o başarıları farklı bir alanda devam ettiren bir isim olarak karşımızdasın. Hoş geldin diyorum tekrardan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben de böyle yıllar öncesinden, çok yıllara girmeyelim yaşlarımız ortaya çıkmasın, ama hep genç ve diri kalan sizin gibi değerli arkadaşlarımla yıllar sonra da böyle ekranlarda buluşunca gurur duyuyorum. Seninle de gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. O kadar ederim. Güzel işlere imza atıyorsun ki bugün nezaket gösterdin, beni de davet ettin. İşte hayatım. Ben onur duydum çünkü o kadar yoğun, o kadar iş. Çünkü Genç TV, First FM, ama bunun yanında birçok farklı işler var. Kendi bünyesinde bulundurduğunuz üniversite var. Hepsi var. Evet. Hepsine bir dokunacağız ucundan, zamanımız, süremiz yettiğince, ama şöyle bir geçmişe dönelim öncelikle. Ertan Birinci'nin çocukluğuna dönelim. Biraz o yılları anlat bizlere. Önce şunu söyleyeyim ama bugün. Tabii ki. 8 Ağustos. Evet. Erenköy direnişi. Erenköy direnişi 60. yıl dönümü. Hem de 60. Evet. Yıl dönümü. Büyük önem verdiğimiz bir direniş. Evet. O direnişin bütün kahramanlarını buradan selamlıyoruz. Aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyoruz. Evet. Ben bir kış ayı, Ocak 25, 1966'da dünyaya geldim. Hesabı evet. Yaparsan 60'a merdiven dayadık. 58 yaşındayım, 58'i sulardayım. Zamanın ne kadar hızlı aktığı bir evet. Durum. Zaman beklemezler evet. Arkadaşlar. Vallahi ben kendi adıma Sevil, çok güzel bir çocukluk geçirdim. Zor yıllardı, yokluk yıllarıydı, sıkıntılardı. Evet. Hatta 20 Temmuz 1900'de... Şu anda aslında çok küçük bize gönderdiğin fotoğraflar evet. Ekrana da evet. Geliyor. Ne güzel. Evet. Ne güzel. O teyzemin evinde bu doğum günümde. Çok güzel bir çocukluk geçirdim. 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı olurken köyde, babaannemin köyünde, aynı kolada, Baf'ta esirde düştük, esirde kaldık. Ama çocukluğumuzun toplamına baktığım zaman hakikaten güzelliklerle dolu, çocukluğumuzu doya doya yaşadığımız yıllar geçirdik. Samanbahçe, Lefkoşa'nın evet. En meşhur mahallelerinden birisi. Samanbahçe'de büyüdük. Hı hı. Evimizin arka kapısı Samanbahçe'ye, ön kapısı Girne Caddesi'ne açılıyordu. Evet. Tam karşımızda Halkın Sesi gazetesi. Evet. Her gün o gazetenin önünde klasik Kıbrıs sandalyesinde oturan Doktor Fazıl Küçük, büyük bir lider. Evet. Çocukla çocuk, büyükle büyük. Hep onların arasında çok güzel oyunlar oynayarak, okulumuza gidip güzel dersler yaparak, çok değerli öğretmenlerimiz, müdürlerimiz vardı. Onların eğitiminden geçerek hakikaten... Hep öyle meraklı, dolu dolu araştıran bir çocuk muydu Ertan Birinci? Öyleydi çünkü ortaokul birinci, ikinci sınıfta spor yazarlığına başladık.
halkın sesi karşımızda. Evet. Evet. Okul haberlerini yazdık. İster istemez bir etkileşim oldu. Oldu tabii ki. Olmaz mı? Oldu. Spora olan düşkünlüğümüz vardı. Futbol oynuyorduk, futbolu seviyorduk. Evet. Mesela bu gece olimpiyatlarda voleybolcuları evet. bekliyoruz ama o yıllarda da gece yarıları Muhammed Ali'nin boks maçları vardı. Onu beklerdik. Dünya Kupası'nı 74'te siyah beyaz televizyonlardan izlerdik. Evet. Gece yarıları uyanır büyük maçları görürdük. Bu merak, bu ilgi spora, spor yazarlığına da evet. aynı şekilde oldu ve ortaokuldan okul haberlerini yazarak bu mesleğe adımımızı atmış olduk. Spor da tabii ki kendi içerisinde apayrı bir yer tutuyor. Ve böylelikle evet. de araştırmacılık başlamış oldu. Evet. O yıllardan, o çocukluk yıllarından. Eğitim, bununla peki yakınlık, uzaklık, eğitim olarak ne? İşletme evet. okudum. Çünkü babadan biraz da değil mi? Az önce aslında Meral Hanım, annem, Allah rahmet evet, eylesin. Allah evet. Tekin Birinci babanız. O Hı-hı. hakikaten ülkenin çok önemli, çok değerli ticaret adamlarından birisi. İşte o yüzden mi biraz işletmeye yöneltildin ama baktığımızda... Hem o yüzden yöneldik. Evet. Babanın bize verdiği o güzel cesaretle hem de sevdik de. Çünkü insan sevmediği bir işi bence yapamaz. Eğer insana Allah sevdiği bir işi yapmayı da nasip etmişse evet. en büyük nimet. Biz de bir taraftan ticarete başladık. Benim çocukluğumu bilenler bilir. Kapının önüne böyle karton kutu koyar. Er bir ticaret yazardım üzerine. Sakız, sigara, kibrit satardım. Evet. Yan tarafta babamın dükkanı. Hemen o apartmanın girişinde de benim o küçük satış yaptığım oyuncak kutu üzerindeki malları satışı bu mahallede oturanlar, o mahalleden gelip geçenler hala bugün bile beni gördüklerinde söylerler. Yani bu işletmeye, bu ticarete de o yıllardan bir meylimiz vardı. Evet. Öyle de oldu. Bir taraftan medyayı yürüttük. Evet, medyayı yürüttün. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu. Tabii ki orada sunuculuk da yaptın. Spor yazarlığı, halkın sesinde yine aynı şekilde spordan sorumlu müdür. Doğru. Dolu dolu geçti. Hatta veteremiz var. Verelim o sesi duyalım aslında. Muhabirlik, spor muhabirliği, röportajlar. Kısa bir vetere izleyelim. Ne güzel olur. Evet. Evet sevgili seyirciler, şu anda Yalova tribünlerinin önündeyiz. Yalovalılar gerçekten bu karşılaşmaya çok büyük önem gösterdiler ve otobüslerle başkente geldiler. Yalova taraftarlarıyla beraberiz. Evet. Evet, bu büyük maç öncesinde maça ilgi gösterenlerden bir tanesiniz. Doğan Türk Birliği en büyük kupanın maçına çıkıyor. Futbolcularınızla birliktesiniz. Maç öncesi neler söyleyeceksiniz? Sanıyorum son taktikler, son ultimatomlar futbolculara verildi. Mahmut, maç içerisinde bir penaltıyı kurtardın ve belki de maçın dönüm noktası oldu o penaltı. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Vallahi şu an söyleyebilecek bir şey bulamıyorum. Kısa hatırlayalım dedik Berete'de o zamanlar. Berete hepimizin anası. Evet. Yani bütün Kıbrıs'taki yayın kuruluşlarının, yayıncıların anası. Evet. Hepimizin bir şekilde yolu Berete'den geçmiştir. Ama ne kadar da sevgiyle bu mesleği yaptığınız belli oluyor. Titizlikle, belli bir disiplin, işe olan sevgi yansıyor aslında. Profesyonel bir konuşmayı ruh. Konuşmayı da her zaman çok seven birisiydiniz. Doğru. Ve seri bir doğru. şekilde. Profesyonel evet. bir ruh ama amatörce yaptık. Evet. Profesyonelce en iyisini vermeye çalıştık. Ama bir şey beklemeden amatörce yaptık. Evet. Sevginin yaptırdığı güzel işler bunlar. Evet. Ve hem yaparken oynadınız da şimdi futboldan da oyunculuk da vardı. Evet, lisede oynadım. Gibi. Gençlik gücünde kısa bir dönem Hı-hı. oynadım. Onlar da benim için çok güzel yıllardı. Efkoşa Türk Lisesi'nin 1983 okul kaptanıydım. Öğrencilerin seçimle kaptanlığa getirdiği birisiydim. O yıllarda evet. okullarda her yıl okul kaptanlık seçimleri oluyordu.
girdik, kazandık, okul kaptanı olduk, futbol takımımızın kaptanı olduk, takımımız Kıbrıs şampiyonu oldu, Lefkoşa Türk Lisesi. Sonra Konya'ya gittik, Konya'da şampiyon olduk, Kütahya'da finallere katıldık. Evet. Her maçta gollerimiz oldu, goller attık, evet, ne güzel. Büyük başarılar yaşadık. Spor her zaman... Gençlik evet. Gücü'nde 1981'de 3 kupası var Gençlik Gücü'nün. Kıbrıs Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Atatürk Kupası. Atatürk'ün 100. doğum yılıydı. Üçünü de Gençlik Gücü aldı. Üçünde de ben vardım. O kadrolarda yer aldım. Bunlar evet. Da torunlara bıraktığımız güzel miraslar. Evet. Aslında Meral ve Çekin birinci vakfını da kurduk. Vakfı da kurdunuz. Evet. Üç çocuk değil mi? Dört mü? Dört. İkizleri bir sayarsan üç olur ama ikizler iki. Evet. Abilerim ikiz. Evet. Üç ben, bir de benden küçük dört. Evet. Aslında kalabalık. Dört erkek kardeş. Evet. Hep de erkek. Kalabalık. Bir kızımız aile. Varmış benden önce. Hı hı. O 6 aylıkken maalesef rahmetlik olmuş. Evet. Dolayısıyla 4 erkek kardeş, bir de babam 5. Evet. Evde 5 erkek, bir de annem. Evet, ama aile yine büyüdü. Tabii ki Meral Hanım'la, Meral demişim, Meliz miydi eşinizin ismi? Meliz, yanlış. Evet, Meral'lardan, doğru. Evet. Bizim hani... ailede Meral çok, Tekin çok. Evet, evet. O yüzden doğal bunlar. Meliz'le de ortaokulda tanıştık. Evet. Meliz orta 1'di, ben orta 2. O gün dedim ki ben bu kızla evleneceğim. Evet. Meliz de kurtulamadı. Evet ve o günden bugüne kadar da evet. Saygıyla, sevgiyle güzel bir evlilik. Meliz 84 yılında liseyi bitirdi. Bitirdiği an nişanlandık. Zaten lise 3'teyken bir söz yapmıştık. Hı-hı. Nişanlandık, ardından evlendik. 40 yıla geliyor o da. Evet. Dile kolay. Çocuklar, torunlarla evet. Ve bir yandan iki da... oğlumuz oldu. Evet. 3 tane torunumuz var. Bize de, şu herkese da de Meliz Hanım. Allah bağışlasın hepimize, çocuklarımızı. Aile gelişiyor. Biliyor musun Sevil, yani dünya dönüyor ya. Evet. Aslında hani tekerlek döner deriz. Dünya döner, biz de dönüyoruz. Bizim dönüşümüz öyle takla atmak anlamında değil. Bizim dönüşümüz böyle çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa, olgunluktan ihtiyarlığa dönüş. O dönüşte önce çocuksunuz, sonra abi, abla, evet. Anne, baba, sonra nene, dede. Evet. Böyle bu sinsile genelde bu şekilde devam ediyor. Allah herkese bunları da bir bir yaşatmayı nasip etsin. Evet. Tabii ki halkın sesiyle işte hep küçüklüğünüzden beri gördünüz, tanıştınız. Hep böyle içinizde o medya aşkı oldu. Nasıl o geçiş, o ihtiyacı nasıl hissettiniz? Olmalı, bir özel televizyon da olmalı dediniz. Önce Türkiye'de şunu söyleyeyim. Starla. Doğru, doğru. Sözünü de kesmiş oldum, özür dilerim. Yok. Önce şunu söyleyeyim. 1994 dünyada sinemanın 100. yaşı. Evet. 1994. Ve sen düşün, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi. 94'de Kuzey Kıbrıs'ta bir adet açık sinema yok. Evet, orada da siz evet. Bir adet açık sinema yok. Hiç yok. Biliyorum. 1982'de sinema salonları kapanıyor, 94'e kadar yok. Oturuyorum televizyonda. Biz de o sinemasız dönemi geçirdik. Yani o. Yani düşünebilir misin, üniversite mezunu, lise mezunu gençler Kıbrıs'ta hiç sinema görmemiş. Oturuyorum evde, bakıyorum Antalya Film Festivali var. Sinema dünyada 100 yaşında, biz yokuz. Yani bu çok ters geldi bana. Evet, evet. Meral Tekin Birinci Vakfı'nı 1990'da kurmuştum, annem ölmeden önce. Annem öldükten sonra Meral Tekin Birinci yaptık adını. İlk önce Tekin Birinci Vakfı'ydı. Kuruluş 90. 92'de Meral Tekin Birinci Vakfı yaptık. 94'te bütün bu olayları görünce, yine o günlerde rahmetli anıyorum Hakan Çakmak,
sağlıklı olsun Ahmet Tolgay, sürekli yazıyorlardı. Ahmet Tolgay'ın Kararan Perde Sinema diye yazıları vardı. Bütün bunlar da beni etkiledi ve dedim ki Ertan, vakıf da var. Bir sinemayı kurmak, açmak, toplumu sinemayla buluşturmak lazım. Evet. Yaptık. Ben, kayınpederim, sinemayı o günlerde bırakan, şu anda o da rahmetlik oldu, nur içinde yatsın, Halil İnönü, birlikte İstanbul'a gittik. Ünal Küpeli, Warner Bros'ta Haluk Bey, Yalçın Bey, konuştuk, anlaştık. Çünkü telif hakları var. KKTC tanınmıyor. Film evet. getirmek imkansız gibi. Bütün o sorunları çözdük. Lefkoşa'ya geldik. Doğru Urana Mısırıza diye gittim. Tek salon, kapalı ambar. Evet. Kimseye kiralamıyorlar. Ran Hanım'dan rica ettim. O dönemde eşi Ali Süha Bey. İkisini de rahmetli anıyorum. Beni kırmadılar. Sinemayı kiraladılar. 13 Ocak 1995'te açtık perdeleri. Evet. Şimdi bile anlatıyorum ve heyecanlanıyorum. Abi ne güzel. Yani dedim ya, ilkler aslında. İnanılır gibi değil. İlk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sinemalar açılıyor ve salon 753 koltuk full evet. Flixson'la başladık. 3 ayda 60 bin bilet. Evet. 60 düşün. KKTC'yi düşün. Evet, aslında müthiş bir açılış töreni yaptık. Yanlış olmamış demek ki en baştan açıdan, hani benim fikrim olarak cesur dedim, başarılı dedim. Çünkü yıllar bunu bizlere gösterdi. Çünkü cesaret isteyen işler. Vallahi gerçekten öyleydi. Yoktu, çünkü sinema. Film makinelerini kümeslerden gittik aldık. Onları tamir ettik, monte ettik. Kömürlüydü. Büyük olaydı o makineleri evet. yeniden hayata döndürmek, sinemayı başlatmak. Evet. Öyle de kalmadık. Büyük bir festival yaptık uluslararası. Türkiye'nin bütün ünlülerini getirdik. Sonra evet, ünlülerle... cep sinemalarını açtık. Evet. Ve sorunu unutmuş değilim, geleceğim. Hı-hı. Ne yaptık? 96'da da ilk özel radyoyu kurduk. Evet, işte onlar da hep cesaret gerektiren. Neden oldu? Zaten şaketli bir Bayrak süreç. Radyosu'nda maçları anlatıyordum sürekli. Hı-hı. Maç naklen yayınlarındaydım. Sonra biraz geç gittim askere. Pile'de askerlik görevini yapıyordum. O günlerde de bu 96 yılında sürekli sınır ihlalleri yapıyor durumlar. Hı hı. Ama halkın çoğu genellikle olanı biteni Rum radyolarından dinliyordu. Evet. Bir de bizim radyolarda birçok Ferdi Tayfur gibi, Orhan Gencebay gibi sanatçılar çalınmıyordu. Rumlar onları da çalarak bizim gençlerin kendi radyolarını, kendi propagandalarını dinlemelerine olanak sağlıyorlardı. Orada da kolları sıvadık, stüdyoyu hazırladık, kurduk, bütün siyasileri getirdik. Bir yıl kapalı devre yayın yaptık, evet. O siyasileri ikna ettik. En sonunda da 1-29 Ekim akşamı Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa'daki Büyükelçiliği'nde Cumhuriyet Balosu'nda zamanın Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş gel dedi. Yarın sana izni vereceğim, elinden kurtulalım. O kadar bir artık bu isteğinizi dile getirmişsiniz ki. 30'unda izni evet. aldık, 31'inde vericiyi getirdik. 1 Kasım 96'da da havaya çıktık. O gün bugündür First FM evet. işte seneye 29, o bir sene 30. Evet, yaşında. Şurada bir nokta koyalım. Pes etmeyen bir kişilik değil mi? Yani Ertan Birinci dediğinde, kendi kendine şöyle bir durup baktığında nasıl bir kişilik? Olmazsa olmazları nelerdir Ertan Birinci'nin? Devam edeceğiz çünkü arkasından genç de bir geldi ama nasıl? Kafama koyduğumu ve ihtiyaç gördüğümü yaparım. Evet. Yapmaya çalışırım. Yaparım demek belki çok iddialı olur. İnatçı ama İnatçı bir kişilik midir? Yapmaya nasıl çalışırım. Titiz, disiplin, bu kadar çünkü çok şeyi bir arada, bir sistematik bir şey tutturmuştur muhakkak ki. Sıra dışıdır. Evet. Yani birazcık farklı düşünceleri olan, hı hı. çoğu kez bir fikri, bir öneriyi getirdiğinde ya deli mi bu diye düşündüren. Ama benim, diğer tüm özel televizyon, tüm yayınları yani yaptığımız, önünü açmışsınız. Yaptığımız bütün işlere ilk önce başlarken hep muhalefetle karşılaştık. Hı hı. Hep
bu olmaz, bu yapılmaz, telsiz telefon yasak, nasıl sen radyo yayını yapacaksın, sinema bu memlekette tutar mı, kim gidecek sinemaya? 60 bin biletli seyirci, oradan elde edilen gelirlerle Meral Tekin Birinci Vakfı yüzlerce genci okuttu Sevil. Evet. Hep eğitim bursu verdik. Evet. Tedavi ettiğimiz gençler oldu çeşitli sıkıntılarından dolayı. Birçok okula, sınıf, spor sahaları yaptık. Spor malzemeleri, kulüplere, elimizden gelen her şeyi yaptık. Radyodan sonra da dediğin gibi televizyon geldi hemen. Evet. 1 Kasım, 23 Nisan'da da denemeye başladık. Mayıs'ta televizyon. Mayıs. Biliyorum çünkü evet. Benim de doğum günüm. Evet, ne güzel. O bahsettiğimiz gibi program başında da üniversitedeyim. Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve bir özel televizyon olarak evet. Belki Berete burada yine tüm öğrencilere kucak açan Berete, devlet televizyonuydu. Berete ama, evimiz. Benim o yönde bir deneyimim olmadı o anlamda. Yani evet. Burada staj yapma gibi. Ama Genç TV'de geldin. Genç TV'de düşündük. Evet, senle yollarımız kesişti. Part-time. Evet, bir de fotoğrafımız var o yıllardan aslında arkadaşımız. Evet. Harika. Burada rejideyiz. Evet, evet. Reji ekibiyle beraber. Evet. Sanırım hala daha Yavuz abim mi yanılmıyorsun? Yavuz abimiz genel müdürümüz. Genel müdür. Yavuz Apaydın. Evet, evet, Yavuz Apaydın. Evet. Yavuz var sağda galiba Yakup. Yakup şu anda bizde. O da Berete'de çalışıyor. Yayın yönetmenliği. Ve sen. Evet. Ve ben. Evet. Görüyorsun Berete'ye de elemanlar veriyoruz bol bol. Evet. Aslında. Ama hep söylüyorum Berete bizim hepimizin ortak değeridir. Evet. Berete olmazsa olmazımızdır. Kesinlikle. Özel yayıncılık da demokrasinin sigortasıdır. Kıbrıs Genç TV'de bu sigortanın amiral gemisi. Ama işte dediğimiz gibi yıl 97 açıldığında gençlere de okuyan öğrencilere de kucak açtınız. Evet tabii yani ki. Yani hem ki. Bir taraftan bir şeyler öğreniyoruz sizlerle birlikte. Çünkü herkes orada bir şeyler öğreniyor, büyütmeye çalışıyor. Bizler de bir taraftan hem öğreniyoruz hem de harçlık kazanç sağlıyoruz. Yani bunlar önemli bir şeydi aslında. Hem de burs verdik birçok o yıllarda. Halen devam ediyoruz evet, o geleneğimize. Evet. O medyada burs verip de okuttuğumuz çok gençler de oldu. Hiç çekinmeden kamerayı verdiniz. Verdik tabii için, ki. Haber seslendirin şu bu derken aslında bir aile olarak. Halen öyleyiz biliyor musun? Evet. Yani halen yetiştirdiğimiz, diğer birçok yere gönderdiğimiz ve başarılarıyla gurur duyduğumuz çok arkadaşımız var. Evet. Cesaretlendirmek lazım. Güveni vermek lazım. Çünkü bu meslekte özgüvenin olmazsa bu işi zor yaparsın. Evet. Kendine güveneceksin. Bilgiyle de donatılacaksın. Evet. Okuyacaksın. 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 Sırrı budur. Evet. Bilgi sahibi olacaksın. Ona göre yani senden daha iyi biliyorsa karşıdaki orada bir sorun var. En az onun kadar iyi bileceksin bu mesleği yapacaksan. Evet. Bunları söylüyoruz gençlere ve ben görüyorum bugün özel yayıncılık neredeyse 30 yaşına geliyor. Hı hı. 1 Kasım çünkü aynı zamanda özel yayıncılığın da başlangıç tarihidir. 30 yıl oluyor. Müthiş bir medya ordusu var. Evet. Ve her alanda. Yani hem ekran önünde hem ekran arkasında tabii teknik açıdan olarak çok güzel gençler çok var. Çok gelişiyor medya her noktada. Bu anlamda özel radyo ve televizyonlar da kendini yetiştiriyor, geliştiriyor. Ama bir özel televizyon olarak da hep bir örnek alınacak bir kanal olarak da Genç TV yoluna devam ediyor bu evet, anlamda. Evet, Kıbrıs Genç TV'de 97'den 2024'de 27 mi oluyor? 27-28 evet. Yaşına geldi o da. Düşün o gün doğan çocuk bugün işte benim büyük oğlan Tekin 36, küçük oğlan Hilmi 28 yaşında. Evet. Yani First FM Genç TV Hilmi ile beraber büyüyor. Evet. Hatice Kaynak bizde haber spikeri evet, evet. Hala daha bizimle çalışıyor. Ben First hatırlıyorum ilk, o yıllarda First FM'de ilk elemanlarından orada tanışmıştık. Evet. Evet. Hatice de çok başarılı. Evet. Ve aslında ben baktığımda bir yerde şöyle benzetmeden edemeyeceğim. Bizim ülkemiz açısından bir
Türkiye'de bir Acun Ilıcalı, bir kanal televizyon. Evet, tabii ki o kanallar, televizyonlar vardı ama baktığımızda benzer noktaları da var gibi değil mi? Çünkü işte magazin muhabirliği şudur budur derken televizyon sahibi olup yoluna devam ediyor. Tabii ki başka ticaretle de artık uğraşıyor. Baktığımızda Ertan Birinci de ülkemiz için aslında hem de daha büyük bir adım, hiç olmayan bir şeyi aslında ülkemize ilk yayıncılığı, hayal, özel yayıncılığı. Hayal yani bugün. Çünkü muhabirlik az önce izledik. Bak bugün evden web TV kurup yayın yapabiliyorlar. Evet. İsteyen radyo yayını yapabiliyor. Dijital medya aldı başını gidiyor. Hı hı. Ama gençler 30 yıl önce bu özel yayınlar nasıl yapıldı? O vericiler o Selvili Tepe'ye nasıl çıktı? Hı hı. O kuleye anten nasıl kondu? O Bilgin abiler, Mustafa abiler nasıl gidip onları o kulenin tepesinde yağmur, güneş hiç fark etmiyor. Evet. Yayını hazır hale getirdi. Evde Sevil'in annesi babası, Ertan'ın annesi babası anteni Selvili Tepe'ye baksın, oradan görsün diye dakikalarca nasıl ayarladı? Gençler onu şimdi bilmez. Hı hı. Açıyoruz evde, görüyoruz ve evimizde istediğimiz gibi de yayınları yapıyoruz. Hı hı. Ama bunların hepsinin hikayeleri var. İşte o dönemin insanları olarak bizler bunları yazan kişileriz. Evet. Bu çok değerli benim için. Çok değer veriyorum bu noktada, bu emek veren herkese ve herkese de bugün senin aracılığınla da çok teşekkür ediyorum. Evet, peki ben şunu da sormak istiyorum. Kendi kişiliğinizle yani baktığınızda Ertan Birinci'nin yayın içerikleri ya da yayına, yayıncılığa bir etkisi oldu mu? Ya da olduysa nasıl bir etkisi oldu? Çünkü özel biliyorsunuz ki özel televizyonlarda yani o baştaki kişi önemli oluyor. Bu anlamda nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi hangi yönlerden etkiledi ya da etkiledi mi? Ya da televizyonu nasıl? Kıbrıs Genç TV kurduktan sonra ilk gecesinde biz halka ayna olacağız dedim. Halka ayna tutacağız. Çünkü biz Türkiye'deki televizyonların dizileriyle yarışamayız. Evet. Yarışma programlarıyla yarışamayız. Yani bu gerçeği bileceğiz. Evet. Ama onlar kadar yetenekli, onlar kadar başarılı elemanlarımız var. Ne yapmamız lazım? Halka kendisini göstermemiz lazım. Ne yapmak lazım? Biz mutlaka ve mutlaka burada üretileni, yapılanı göstermemiz lazım. O yüzden 2005'te de ilk uyduya çıkan özel kanal biziz. Hı hı. Kıbrıs Genç TV yine senin doğum gününde 31 Mayıs'ta bu kez 2005 uyduya çıkıyor. 2025'e 20 yıldır aralıksız uydudan inmeyen, uyduda yayın yapan tek Kıbrıs Türk kanalıdır. Çok önemlidir bu. Bir de beni diğer televizyonların sahipleri veya ortaklarından, yöneticilerinden ayıran en önemli şey nedir biliyor musun? Ben işte o gördüğün sahadan geliyorum. Evet. Ruso Stadı'ndan geliyorum. Evet. Samanbahçe'den geliyorum. Girne 20 Temmuz Stadı'ndan geliyorum. Halkın Sesi'nden geliyorum. BRT'den geliyorum. BRT'nin stüdyolarından geliyorum. Yani öyle param var, televizyon kurayım değil. Evet. Alttan, en alttan yavaş yavaş yukarıya doğru her şeyi birebir yaparak gelmenin benim için en farklı nokta olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve bunun avantajlarını da kullanarak bütün yayıncı arkadaşlarıma söylediğim, halka kendini gösterelim. Halk bu ekranlarda kendini bulsun. Halk bol bol konuşsun. Bol bol kendini görsün. Hellimci'yi tanıtalım. Narenciyeci'yi tanıtalım. Bu lihya nasıl ayıklanır gösterelim. Ne lazımsa gösterilmesi gereken o sandalye yapımları var ya. Evet. Sevil, hiç dikkat ettin mi bu ülkede ne kadar çok sanatçı var? Tabii ki. Bir ressamlara bak. Evet. Gerçekten. Kitap yazarlarına bak. Çok
inanılmaz yetenekler. Evet. Fotoğrafçılar, ressamlar, kitap yazarları, restoranlarda o yemekler, yemek yapan insanlar, macunlar, bütün bunları gösterin diyorum ben. Evet. Aslında dünya bunları görsün. Kıbrıs aşkı ülkenize olan onu da hissediyor. Kıbrıs bizi. Ama yerelliğe önem verirken evet. Dünyalı da olmalıyız. Evet. Hem yerel hem dünyalı. Evet. Sadece Kıbrıs'ta kalmamalı. Dünyada olan biteni de yine bizim halkımıza göstermeliyiz. Zaten öyle onu da görmeli. Sinemaya getirtme düşüncesi olmazdı. Aynen. Korkardınız dedim ya, hep bir cesaret. Bugün dünya ile aynı anda evet. Bütün filmler bizim sinemalarımızda da oynuyor. Evet. Sinema olayını biz gün geldi vakıf olarak yaptığımız için bu işe ticari yatırım yapan arkadaşlara devrettik. Çok güzel salonlar kurdular. Evet. Çok güzel ses düzeniyle, koltuklarıyla keyif alabileceğimiz yerler yarattılar ve o sinemalar bugün inan Türkiye'deki sinemalar kadar güzel ve kalitelidirler. Evet. Ama hiç durmuyor, oturmuyor, sürekli üretiyorsunuz. Farklı alanlarda da sonuçta aileden gelen o ticaret olayını da sürdürüyorsunuz. Doğru. Değil mi? Birçok firma var, isim vermeden en azından. Yani seviyoruz. Evet. Sevizim bir şeyler üretelim, seviyoruz. İşte benim yaşımda birçok arkadaş, ki bizim daha yaşımız başımız ne, emekli olmuş devletten ya bir başka yerden. Ne yapıyorsun diyorum. Köyde domates ekerik diyor. Ya biz daha yeni proje düşünürük. O domates ekiyor. Bilmem, belki de onunki yenidir. Çünkü ben bazen görüyorum gençleri. İnanılmaz şeyler üretiyor gençlerimiz. Peki bu kadar farklı iş alanları da varken bu koordineyi nasıl sağlıyor Ertan Birinci? Nasıl bir sistem oturttu? Çünkü adım attığınız işlerde de o başarı, süreklilik olabiliyor. Şimdi ben babamın öğrencisiyim. Hı hı. Babamdan çok şey öğrendim. Aslında idolü kim desem babam. İdolüm babamdır. Çok şey öğrendim çünkü hakikaten otoritesi, ileri görüşlülüğü, yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinden ilk araba motosiklet evet. İtalini buraya yapan adam, Türkiye'nin en büyük holdinglerine 74 sonrası ihracatı öğreten adam. Bu holdinglerin kitaplarında var yazılı bunlar. 74 öncesi Rum kesiminde en çok ada çapında satış yapan, madalya alan adam. Evet. Böyle bir adamın oğlu olursanız biraz da otoriter bir adam. Ayak seslerinden hemen geldiğini anlayıp kendinizi toparladığınız bir adam. Onun bize verdiği bu eğitimde önce ekibimize inandık, güvendik ve bütün ekip arkadaşlarımıza her şeyi yapabilecekleri yetkileri verdik. Güven ve yetki. Ama denetimimizi yaptık. Evet. Bir de insan hayırlı evlat sahibi olursa çok şanslıdır. Ben de çok şanslıyım. Evet. Allah herkese hayırlı evlat nasip etsin. İki tane oğlum var. Bunlar maşallah. Bizim de yine onların ve aynen bizim. Öyle. Onlar gelince zaten yavaş yavaş kollar büyüdü. Züccaciye işinden gıda işine, turizmden sigortaya, her yere girdiler. Ama kollar girdiler. Biliyor diye de hiç Ertan Birinci geri çekilip de artık ben bir şey üretmeyeyim demiyor. Çok ister. Sahada olmayı seviyor. Çocuklar çok ister geri çekileyim, artık çekilme baba yok derim, devam. Torunlar da geliyor. Bu kadar zaman nasıl o zamanın ayarlamasını yapıyor Ertan Birinci? Medya bir tarafta, sadece medya değil tabii ki, çok da üniversitemiz bir, şu anda çok, evet, böyle bir, çok değerli. Zaten soracağım, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi ve mütevelli heyeti başkanı olarak görev yapıyor. Bu da var yani, eğitim derken durmamış, daha bir üst de geçmiş, üniversite olayı da var. Bence insanın hep deriz ya, zaman yok falan filan, ama zaman en çok olan şey, zamanı iyi değerlendirmek lazım. Hangi işin bize daha fazla katma değer getirdiğine bakmamız lazım. Hı hı. Ben de zamanı öyle ayarlıyorum. Yani örneğin pazartesi günü önceliğim bu iştir, salı günü bu iştir. Sevil, gelirsen göreceksin, kapımda sekreter yoktur. Kapım açıktır. Her gelen kişi çok rahatlıkla benimle görüşür, bana ulaşır. Ben
aile gibi yönetirim şirketi de. Onun için yani otorite belki var ama o anlamda bir otorite yok. Yani disiplin var ama daha fazla. Çünkü hep bir samimiyet. Kesinlikle. Bir mütevazi. Kesinlikle. Bir abi gibi biz yani çok bir eski abi yıllardan gibi, da gördüğümüzde. Bir arkadaş gibi o şekilde. Patron gibi değil. Ertan abimiz dedik ve bugüne kadar geldik. Doğru. Yıllar geçse doğru. Seslensek doğru. Hep böyle bir. Böyle bir patronluk evet. Meselemiz yoktur. Öyle bir şey de. Sevmedim de evet. Ama çalışanımızla aile olursak birlikte çok daha güzel başarılara imza atarız. Tabii benim onlara sevgim, onların bana saygısı her zaman yerinde ve zamanında kendini de gösterir. Evet. Öyle de bağlıyız birbirimize. Ne güzel. Dolayısıyla zamanı iyi değerlendirip görev bölümü yaparak, iş bölümü yaparak işleri yürütüyoruz. Tabii bizde de aksaklıklar, tabii işletmenin de katkısı var. Oluyor. Olmaz İlkide, mı? Babanızın da sözünü dinleyip işletmede eğitim anlamında almışsınız. Elbette. Elbette. Olmaz mı? Tabii ki. İşletmeyi alırken de tabii ki halkın sesi de bir eğitim yuvası gibiydi o yıllarda. Aynen öyle. Doktor Fazlı Küçük'ü rahmetle saygıyla anıyorum. Ben çok şey öğrendik. Liseyi bitirdim. Benim de o aşk yüreğim de vardı. Lise biter bitmez. Üniversite gitme şöyle bir halkın sesine gideyim demiştim. Ne güzel. Halkın sesinde bir 3-4 ay böyle bir yazı. Mehmet abi hala daha uğraşır. Aynen. Hala daha yaşatır. Aynen. O da galiba Türk dünyasının en uzun süreli yaşayan gazetesi. Evet. 1942 14 Mart Halkın Sesi'nin kuruluşu işte neredeyse 80 yıl oldu. Evet, gazete olarak da baktığımızda evet herkes bir halkın sesinden geçmiştir. Bir orada bir anısı muhakkak vardır. Kesinlikle ilk medya okulumuzdur diyebiliriz. Evet. Onu da anmış olduk bu şekilde. Evet. Tabii bahsettik bu kadar iş, güç ruhunu nasıl besliyor Ertan Birinci? Müzik. Bayılırım. Daha başka. Müzik. Çünkü bu koşuşturmada bir dinlenme, kendine zaman ayırma gerekiyor. Neler yapıyor? Şimdi ben neler yapmayı seviyor? İlkokulda dedik ya çok güzel çocukluk yaşadık. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. İlkokulda müzik hocamız Cücin Hanım. Koro kuruyorlar. Ansızın iki tane böyle tatlı yumruk hissediyorum sırtımda. Cücin Hanım diyor ki bir acayip ses gelir. Bu ses kimden? Ertan'dan. Gel dışarı. Dedik gitar çalalım. Cücün Hanım bakıyor yine bir gitarda akort sesi bozuk. Kim? Ertan, gel dışarı. Sesimiz iyi olmamasına rağmen, gitarı öyle çalamamamıza rağmen müziğe büyük bir sevgim var. Zaten yine çocukluk ama yıllarında gayet güzel çıkıyordu. Evet. Çocukluk yıllarında açık böyle pick-up malları taşıdığımız arabalarımız vardı. O arabaların arkasında bir ip, ben o ipleri alır şarkı söylerdim. Karşımızda Derman Eczanesi Sezen abla var. Sezen Muhtaroğlu kulakları çınlasın. İzliyorsa bizi, o da beni oturur seyrederdi. En büyük ve tek seyircim o. Dolayısıyla müziğe olan büyük sevgim, büyük aşkım beni dinlendiriyor. Sürekli müzik dinlerim, sürekli söylerim. Evet. Meliz de söyler, o da bana ayak uyduruyor. Beraber evet. Biz çalarız, biz söyleriz. Kendi o kendimize negatif, gidiyor. Düşünceler, bazen çocuklar beni kırmazlarsa gitarlarını alır çalarlar. Onlar gitar çalarken ben de şarkı söylemeye başlarım. Bir şarkıdan sonra aman baba yeterli derler bana. Evet. Ama ben o müzikle dinleniyorum. Eskiden futbol oynardık çok. Şimdi futbolu biraz bıraktık ama sporları takip ediyorum. Maçları izliyorum. Evet. Bunlar klasik insanı dinlendiren meseleler. Evet. Bunlarla uğraşıyorum. Bir de sanat olaylarında, evet. Tiyatroda. Bir tiyatroları getirebiliyorsak, burada sanat etkinliklerine katkı koyabiliyorsak, o sanat meselelerini ekranlara taşıyıp burada bir şeyler yapabiliyorsak, evet. İmza günleri falan, çok büyük mutluluk duyuyorum. Şu arada da çevirelim son 10 dakikamız. Zaman kum saatimizi son 10 dakikaya da sığdıralım. Tabii ki yine hayatınızdan kesitleri, anıları, bundan sonraki hedefleri.
Ama sanat dediniz ya, hep de böyle baktığımızda Türkiye'deki sanat camiasıyla da iç içeydiniz. Bize gönderdiğiniz fotoğraflardan da anladık. Dönemin Yeşilçam'ın bir Kadir İnanır'la olan dostluğunuz diyebilirim. Birçok fotoğraf vardı. Birkaç tanesini aslında hazırladık yayına da çıkması açısından. Onları da ekrana getirirsek. Cem Yılmaz'ına getirmiştim. Evet. Cem de çok iyi bir dostumuz. Evet, hep böyle bir yakınlık olmuş değil mi o Türkiye'de gidiş gelişlerde bu sanatla ilginizden hepsiyle dolayı? Hepsiyle çok güzel ilişkilerimiz var. Hepsiyle hakikaten güzel diyaloglarımız var. Hı hı. Kıbrıs çok özel bir yer. Biz de Kıbrıslılar sıcakkanlıyız. Kıbrıslılar misafirleri severiz, sanatı severiz. Az önce söyledim ne çok sanatçı var diye. Hı hı. Dolayısıyla sanat dünyasında da özellikle Genç TV, First FM, Türkiye'yle de olan ilişkiler. Evet. Sevgili anıyorum, sevgili Pernan Kutman, eşi Koral Sarıtaş. Evet. Onlarla olan güzel diyaloglarımız ve birçok Türkiye'nin ortak değeri Ajda Pekkan'dan Emel Sayın'a, Kadir İnanır'dan Muazzez Ersoy'a. Bütün bu değerli insanları burada hep misafir ettik. Türkiye'de hep onlara misafir olduk. Ve güzel de işler yaptık. Önemli etkinlikler yaptık. Evet. Ajda Pekkan'la spor yazarları için büyük bir 20. yıl balosu yaptık. Emel Sayın'la Girne Akçiçek Hastanesi'ne Meral Birinci Vakfı olarak önemli bir yardım konseri yaptık. Ve daha birçok işler yaptık. Tiyatrolar, kayınpeder zaten tiyatro sanatının, evet, erbabı Hilmi Özen. Ha. Kayınvalide balenin buradaki ilk hocası Deniz Özen. Hı hı. Etrafımız sanatla çevrili. Bizim de yüreğimizde bunun sevgisi var. Gelecekte daha çok şeyler insan yapmak ister. Hı hı. Arzu eder, ben kendi adıma söyleyeyim. Evet. Ama mesela bütün bu işleri sağ salim çocuklara, torunlara devredip de böyle müthiş bir salonum olsun isterim. Ne salonu? Kongre merkezi gibi bir kongre salonu ama 3 tane, 4 tane tiyatro salonu. Birinde oda tiyatrosu oynasın, birinde senfoni orkestrası, geçen akşam olduğu gibi değerli dostumuz Aşkın Nur Yengi ile konser versin. Yani biliyor musun, bunları yaparsak zaten toplum olarak gelenek ve göreneklere daha çok sahip çıkıp daha güzele, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Çünkü yemek yiyoruz, gıda alıyoruz, ruhun gıdası da bunlardır. Evet. Müziktir, sanattır. Çok arzu enerji, ederim böyle büyük enerji, şeyleri yapıp. Bu enerjiyi, bu ruhu doğru beslemekten mi alıyor? Kesinlikle. Yoksa biraz da kişiliğin getirdiği bir şey, hepsi bir arada olunca, yoğrulunca bu enerji çıkıyor. Kişilik herhalde bu yoğrulmayı getiriyor. Evet. Ama dünyanın yıldızı, biz Enrico Macias'ı getirdik. Enrico Macias Girne'de Uptown Otel'de konser verdi Aşkın Nur Yengi ile beraber. Düşünün siz, Enrico Macias dünyanın tanıdığı çok değerli bir şarkıcı diyelim yani. Erkan, evet, Özerman, Allah rahmet eylesin, onun sayesinde. Yani böyle büyük bir salonda sürekli sanat işleri yapmayı çok arzu ederim. Evet. Bir de 2020'de, 2019'da paylaştım. Bir baktım jimnastikte binlerce genç, minik, yıldız, hı hı, jimnastik sporu yapıyorlar. Benim torunum da orada. Evet. Ya Nadia Comaneci geldi aklıma. Yıllar önce artistik jimnastikte muhteşem bir yıldız. Baktım bizim çocuklarımızın onlardan hiçbir eksiği yok. Paylaşmıştım geçen gün, gene paylaştım. Buse'miz zaten sıcağı sıcağına. Buse'yi selamlıyoruz. Evet, eğer devlet bu çocuklara sahip çıkarsa, bunu 2019'da, 2020'de, 2021'de paylaşmıştım. Hı hı. Bu şeyi bilmiyordum o zaman. Bu çocuklara sahip çıkarsa olimpiyatlarda bu çocuklar madalya alacaklar, o günü göreceğiz dedim ve yaptığımız Girne Amfiteyatro'daki konuşmada da olimpiyatlara hazırlanalım, olimpiyatlar hayal değildir diye altını çize çize söyledim.
Yine söylüyorum, olimpiyatlara devam. Evet, ve bu örneği de gördük. Olimpiyat yaşadık. Şampiyonumuzdur evet. Buse. Evet. Onu da kutluyorum. Evet. Nasıl bizi nice birleştirdi, diyoruz, evet. Nasıl bizi heyecanlandırdı. Kesinlikle. Ve nasıl yaşadığımızı hissettik. Evet. İşte hayatın, bunlar çok önemli. Hayatın tadı bunlar. Bunları çoğaltırsak huzuru da toplum yakalayacak. Kesinlikle. Peki hayat felsefeniz? Bunlar aslında hayat felsefesini kapsıyor değil mi? Hı hı. Bunlar bir yerde hayat felsefesi. Yani iş var, çalışmak var, ertelememek var, dürüst olmak var, hı hı. Sözünün eri olmak var, sanata, spora destek vermek var, sağlığa mutlaka ve mutlaka önem vermek var. Evet. Bütün bunlar bizim hayat felsefemiz. Bunları elimizden geldiğince de yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki bu kadar farklı işler, farklı sektörler, gıda, turizm, eğitim, medya zaten en ama benim başta bir numaram tam bir medya. Numara medya. Her gün sabah medya yeniden doğuyor. Evet. Her sabah yeni bir gün, her program yeni bir heyecan ve her yayın dönemi yeni bir kanal açılış. Ben onlardan büyük heyecan duyuyorum. Peki bu kadar dediğim gibi farklı sektörlerse bu kadar yıl geçmiş çocukluğunuzdan bugüne unutamadığınız anılardan neler var, neleri paylaşabilirsiniz? Unutamadığımız tabii çok çok, çok anılar var. Da. Çok anılar var. Tatlısıyla acısıyla nedir? Evet, çok güzel şeyler var. En güzeli birkaç kez daha söylemiştim. En güzellerinden biri rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş. 2000 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o kadar çok kendinin sesinin kısıldığından şikayetçi oldu ki seçim gecesi çıktı ve Genç TV'ye geldi. Hı hı. Ben dedi halkın televizyonuna geliyorum. O gün de anladık ki bu demokrasi herkese lazım. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı bize o gün o dersi verdi. Bu demokrasi herkese lazım dedi ve o günden bugüne de ne güzel rengarenk televizyonlar, bir gökkuşağı, BRT'miz başta olmak üzere, radyolar evet. Gökkuşağı, web TV'ler, herkesin bir rengi, bir sesi havaya çıkıyor. Bu benim unutamadığım güzel bir anıdır. Evet. Çok şey var size adı olarak anlatabileceğim. Hatalar da yaptık televizyonculuğumuzun ilk yıllarında. Ve anladım ki önemli olan aslında hızlı haber vermek değil, doğru haber vermek. O yüzden bizim yayın kuruluşlarımız bir trafik kazası olur, bir şey olur, falan hayatını kaybetti diye mesaj atmayız. Falan öldü diye hemen o SMS mesajını göndermeyiz. Hı hı. Çünkü aile bilmez, bilinmez. Hiç yapmadık bunu. Evet, web'de hiç yapmadık. Özellikle o tarz bilgi kirliliği bunlara olabiliyor. Ona dikkat ediyoruz. Dikkat çünkü etmek gerekiyor. Bilgi çağı, enformasyon çağı, hı hı. Ve bu çağda en kolay ulaştığımız nedir? Bilgidir. Evet. Ama kirli bilgi. Mesela diyor ki falan aktör öldü. Öldü mü ölmedi mi? Ertesi gün aile açıklama yapıyor. Yok böyle bir şey. Hı hı. Dolayısıyla temiz bilgi, kirli olmayan gerçek haber bizim için çok önemli ve çok değerli. Evet. Bu yıllar içinde bunları hep öğrendik. Evet. Bunları yaşadık. Evet, tüm bunları anlatırken tabii ki tavsiye niteliğinde de alıyoruz o mesajları. İzleyicilerimiz de alıyorlardır ama bu kadar işe yetişebilen bir Ertan Birinci olarak yine de gençlere ya da genç girişimcilere her anlamda. Çünkü diyorum ya tek bir alanda değil her noktada başardığınız işler var. Bu anlamda gençlere ne tavsiye edersiniz? Bu işlere nasıl yetişebilirler? Neler yapabilirler? Nasıl yol izlemeleri gerekir? Ben gençlere hep şunu söylerim. Bir defa okusunlar. Çünkü bu cep telefonları, bu laptoplar falan evet. Okumadan bizi biraz kopardı. Okusunlar. Önce nerededirler, nerede yaşıyorlar, geçmişleri nedir, dünya nereden nereye gitti bunu bilsinler. Yapay zeka, değil mi? Şimdi moda. Yapay zeka, kim yaptı bu yapay zekayı? Evet. İnsan yaptı.
insanoğlu yaptı. Bu yapay zekaları, bu gördüğümüz gelişimi yapan insanlardır. Bizim gençlerimiz o insanlardan biridir. Evet. O biri olabilirler. O yüzden mutlaka inandıkları yolda yürüsünler. Kesmekten de korkmasınlar. Vazgeçmesinler. Vazgeçmek kaybetmektir. Ve biliyor musun, hadlerini bilmesinler. Hangi konuda ama? Ona buna kabadayılık yapmakla, kavga etmekle, saldırmakla değil, saygısızlıkla değil, düşüncelerinde hadlerini bilmesinler. Hedeflerinde hadlerini bilmesinler. Herkesin hayal dediğini düşünsünler. Evet. Kim derdi güzel yurttan bu güzel kız Buse çıkacak da Fransa'da olimpiyatlarda yüksek atlayacak, finale kalacak. O da o mücadelenin pes etmemenin bir örneği. Ben 4 yıl sonra Buse ve arkadaşlarının kürsüde olacaklarını hayal ediyorum, olacaklar. Evet. Bir daha sonraki 4 yıl belki başka şeyler olacak. İşte de böyledir. Yılmadan, vazgeçmeden, hiç mazeretleri kabul etmeden ilerlesinler, üretsinler. Belki klasiktir söylediğim ama yani başka yolu yok. Evet. Hadi vazgeçtik, küstük, oynamam olmaz. Pes etmeden yürüyecekler. Yürüyün, mücadeleden vazgeçmeyin. Biz pes etseydik ne sinemalara açardık, ne özel yayıncılığa başlardık, ne radyolara açardık, ne de bunca gencin bu mesleğe girmesini sağlardık. Evet. Hepsinin önünü açtık, açmaya da devam ediyoruz. Üretim ve üretmek, yani yeni şeyler. Evet. Yeni ne yapabiliriz? Evet. Onları düşünüyoruz. Üniversitemizde de önem verdiğimiz budur. Bir diplomadan daha fazlası, daha çok bebeğiz üniversitede. İnşallah onu da en güzel noktaya getireceğiz. Hakkıyla, layıkıyla tabii ki biliyorsunuz ki yaşanan bir de üniversiteyle ilgili süreç vardı. Layıkıyla olması gerektiği şekilde diyelim. Ve bu süreçlerde her zaman iyiler su yüzüne çıkar. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu yıllar, birçok iş, birçok yapılan başarılı işler ve zaman ayırıp bu programda daha hayatınızdan kısa kesitleri, kısa başarı öykülerini izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Ben tekrardan çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Evet, önemli bir iş insanını, ülkemizin sevilen bir simasını Ertan Bilinci'yi konuk ettik ve onun da dediği gibi pes etmeyin, yolunuza devam edin, mücadele etmekten vazgeçmeyin diyoruz. Bu gece de işte hayat yolculuğumuz burada nokta koyuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok Doğaser Construction'ın İşte Hayat programını sundu.